Merhaba web teknoloji izleyicileri. Bu videomuzda sizlere en iyi ve ücretsiz telefon ve tablet uygulamalarını tanıtacağım. Bundan sonra her hafta böyle bir bölüm yayınlamaya çalışacağız. Sizler için hani 5 tane ücretsiz, güzel kullanışlı uygulama bulacağım. Bunlar iOS olur, Android olur, Windows Phone olur. Her hafta farklı bir şeyler bulmaya çalışacağım. Daha önce görmediğiniz uygulamaları size göstermeye çalışacağım. Bu haftaki ilk uygulamamız Easy Touch. Açıyoruz Easy Touch'ı. Bu aslında bir uygulama değil sizin tabletinizde, telefonunuzda hayatınızı kolaylaştıracak, hani daha kolay kullanmanızı sağlayacak bir widget tadında bir şeyler. Şimdi bunu açtık aslında burada ufak tefek ayarlar var ama uygulamanın esas mantığı şu. Şu sağ alt tarafta görüyorsunuz mavi bir tane daire var. Bunu ekranı istediğiniz yerine koyabiliyorsunuz. Şöyle yine sağ alta alalım. Buna tıkladığınız zaman şöyle iPhone'lardan bildiğimiz ortaya bir ekran getiriyor. Buraya çeşitli şeyler atayabiliyoruz. Dilediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz burayı. Dilersek mesela elde kullanırken tableti bazen on off düğmesine basmak zor oluyor. Buraya lock screen koymuşlar. Bu çok işlevsel olmuş bence. Buradan ayarlara ulaşabiliyoruz. Ayarlarda istersek işte ekranın parlaklığını, Wi-Fi'yi açıp kapatmayı, Bluetooth'u açıp kapatmayı gibi bir sürü seçenek var. Bu sizin tablet ve telefon kullanımınızı kolaylaştıracak bir şey. Sadece Android'de var. Oldu da diyelim bir gün şu home butonunuz bozuldu. Bu uygulama varsa rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Buradan home screen'e çok rahat bir dönüş yapabiliyorsunuz. Diğer uygulamamıza geçelim. İkinci uygulamamızın adı Epsi. Epsi uygulaması da aslında widget tarzında çalışan bir uygulama. Android telefon ve tablet kullanmanızı kolaylaştıracak bir uygulama. Ona da ana ekrandan bakacağız. Şu sol tarafta görüyor musunuz bilmiyorum mavi bir çizgi var. Bunu sağa doğru çektiğimiz zaman hepsi uygulamasının menüsü geliyor. Apps'in iki tane ana ekranı var. Bir tanesi bu. Burayı istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. İstediğimiz bir dosyayı buraya atabiliyoruz. Mesela ilk açtığımızda bizim karşımıza Downloads geldi. Yani biz bu şekilde bıraktık ama burayı tamamen kişiselleştirebiliyoruz. Downloads'a tıkladığımız zaman indirdiğimiz şeylerin olduğu klasörü gönderiyor bizi. Buraya istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Diğer menüsü de şu şekilde. Burada bizim tabletimize yüklü olan bütün uygulamalar var. Bazı tabletlerde var bazılarında yok. Search kısmı var hani şöyle bir şeyler yaptığınız zaman arayabiliyorsunuz istediğiniz uygulamayı ama mesela bu tablette öyle bir şey yok. O yüzden bir sürü uygulamanın arasından bir şey bulmak çok zor oluyor. Şuraya search kısmına istediğimiz uygulamanın adını yazıp direkt o uygulamaya ulaşabiliyoruz. Üçüncü uygulamamızın adı Round R. Simgesinden de anlayacağımız gibi telefon ve tabletlerimizde köşeleri kaldırıyor. Şöyle açalım. Bunu on yaptığımız zaman gördüğünüz gibi şu kenarları şöyle bir şekil aldı. Hani ben bu köşeli tasarımdan bıktım. Mesela bizim tabletin de böyle köşeleri yuvarlak geliyor. Hani hoş bir görüntü oluyor bence. Dilersek bu köşelerin daireleşmesini daha kısa biliyoruz şuradan. Gördüğünüz gibi çok hafif bir daire oldu şimdi. Arttıralım bunu. Roundlar da bu şekilde. Hani telefonumun, tabletimin artık ben tipinden sıkıldım diyorsanız bunu kurabilirsiniz. Şu yan taraftaki siyah yerler de çalışıyor bu arada. Hani çalışmıyor gibi Algılamayın. Oraya da basabiliyoruz. Sadece oraya siyah bir bant çekmiş oluyor. Dördüncü uygulamamıza geçelim. Dördüncü uygulamamız iOS 7 Lock Screen. Zaten adı üzerinde şöyle biraz reklama boğmuşlar ama bizim kilit ekranımızı aynı iOS'lerdeki gibi bir hale çeviriyor. Dilersek şu alt taraftan iPhone'larda, iPad'lerde olan menülere ulaşabiliyoruz. Şöyle kaydırdığınız zaman bildiğiniz iPad'ler, iPhone'lar gibi açılıyor. Hani bu açılış ekranını iPhone'lardaki seven insanlar için gayet kullanışlı bir uygulama olmuş. Beşinci ve son uygulamamızın adı Parallax 3D. Açalım uygulamayı. Bu arka planı değiştirmemize yarıyor. Bu iOS'lerdeki muhabbete benziyor biraz. Arka planın oynatıyor. Şöyle hani göstereyim. Gördüğünüz gibi. Dilersek bunun ayarlarını değiştirebiliyoruz. bir reklam çıkıyor karşımıza önce. Bunların bu arada tanıttığım bütün uygulamaların hepsi ücretsiz arkadaşlar ve sadece Android'de var. Buradan background'u dilersek bize vermiş 6 tane. Bunlardan birini koyabiliriz ya da kendi istediğimiz bir background'u koyabiliyoruz. Onun dışında parallax seviyesini arttırabiliyoruz buradan. Small, medium, large olarak ayarlanmış. Gölgeleri ayarlayabiliyoruz buradan. Gölgeyi açık kapalı yapabiliyoruz. Şöyle bakalım. Bunu set as wallpaper dediğimiz zaman bunu duvar kağıdımız yaptı bizim. Ana ekrana dönelim. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir masa üstümüz olmuş oldu. Bunu dilersek kendi fotoğraflarımızdan da yapabiliyoruz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu bölümümüzde hani biraz daha görselliğe, kolay kullanıma önem verdik. Sizin de tavsiye edebileceğiniz abi böyle böyle bir uygulama var. Bunu da bir incele hani işe yarar. Bunu bilen çok fazla insan yok. Dediğiniz uygulamaları bu videonun altına yorum atabilirsiniz. Bizi Facebook sayfamızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.